Yalnız arkadaşlar, bu videomuzda size ekran kartı değişimi ve ekran kartları ile ilgili bilgi vereceğim. Bu ekran kartımız benim bilgisayarımda kendi kullandığım ilk çıkan PCI Express ekran kartıydı. Modeli Hatin'in yine X700, şurada bakın yazıyor. X700 Super PCI Express 512 MB DDR2 ekran kartı. Bu ilk çıktığında ben buna o dönemlerde iyi bir para ödemiştim. Dolar kuruna göre söylersem çok pahalıya almıştım diyebilirim. Şu dönemin bir 6 yani bir 1000 lira, 600, 700, 800 bin lira civarında bir karttı. İlk çıkan ekspres kartlardan biriydi. Şimdi ise ben yine ikinci el aldığım bir ürünü size göstereyim. Bilgisayarımda ben bunu senelerce kullandım. Ancak yetmemeye başladı. Gördüğünüz şu kart. Bunun ben daha önce fanlıydı. Fanını çıkardım. Fan bozulduğu için soğutucuyu değiştirdim ancak yine de ısınıyor. İkinci el ekran kartı alırken tavsiyem bilmediğiniz yerlerden ya da güvenli ticaret dışı ekran kartı almayın. Ben bunu denedim. Yani aldığım ekran kartlarının bir tanesi bozuk çıktı. İade etmek zorunda kaldım ki satıcı Allah'tan kabul etti. Elden aldığım bir ekran kartıydı. Nvidia'ydı. Şimdi ise güvenli ticaretle aldığım bir ekran kartını size göstereyim. Bunu takacağım. Yani bu şu anda pahalı bir ekran kartı. Döneminin yine pahalı ekran kartlarından. Hati Radeon HD 44890 yani 4890 modeli. Bunun üzerinde GDDR5 diye geçen. Şöyle bakın yaklaştırayım size. Görüyorsunuz. HD 4890 Full HD 1080p yazar. 1 GB 256 bit GDDR5 olarak geçer bu. Yani DDR2 veya DDR3 değil, GDDR5'tir bunun RAM'i. Bunu aklınızda olsun, önemli olan ekran kartında sadece RAM değildir, işlemcisi de çok önemlidir. Bu ekran kartını ben sırf bu yüzden aldım. Yani 1 GB ekran kartı var mı? Bir sürü var. Ancak ufakları da var, hatta bu benim çıkardığım gibi. Ancak bunun kadar kaliteli değil. Yani bunlar kadar kaliteli değil. Bu üst seviye bir ekran kartı. Şurada hatta şöyle yaklaştırayım size, lambaları da var. İkinci el ürün tanıtıyorum. Ama bakın şurada LED lambalar var uyarı için. Çalışma şekillerini gösterdiği. Bu ekran kartlar kalite ürünlerdir. Şöyle göstereyim. Ben bunu kullanacağım bilgisayarımda. Bu benim bilgisayarımı baya bir zaman daha götürmemi sağlayacak. Normalde üst seviye. Benim anakartımı aldığım dönemlerde şu girişler kullanılmıyordu. Yani çift PCI Express girişler bunlar. Buradan hat atıyorsunuz. Yani çift ekran kartı tek ekran kartı gibi çalışıyor. Çift monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak ben bunu daha sonra, yani benim anakartım daha eski bir model anakart olduğu için ben bunu kendi anakartımda yine kullanacağım. Hiçbir sorun yaşamayacak. Güç kaynağımı değiştirdim. Bakın 2 adet 6'şarlı pinli güç girişi var. Bunu size belirteyim. Yani bu uydurma güç kaynaklarıyla çalışan bir ekran kartı değil. Yani benim güç kaynağım şu anda kullandığım. Şöyle gösteriyorum. Şuradaki şu gördüğünüz güç kaynağıdır bilgisayarımızda. Bu güç kaynağının dandik olması, yani ben size öyle tabirle söyleyeyim. Yani gerçek 600 watt'tır bu güç kaynağı. Ben bunu sonradan aldım bilgisayarıma. Daha önce yine gerçek 350 watt vardı ki bu anakartıma göreydi. Şimdi ekran kartımı değiştirdiğim için bunu bu şekilde aldım. Bir de size güzel bir pratik vereyim. Şu şekilde kablolarınızı toplarsanız daha güzel olur. Bakın şu şekilde kablolarınızın toplu olması sizin için daha iyi, görüyorsunuz şu şekilde. Yani bu hem içeride bir kablo karmaşasından sizi korur, hem bir kartı çıkartmanız, takmanız daha kolay olur. Ki benim kasam zaten sıkışık bir kasa. Onun için bu şekilde kabloları topladım, daha kolay çalışabilmesi için. Bu ekran kartını takma şeklimizi göstereyim. Bakın şurada yine 6 pin. Bunlar 8 pindi. 2 pinleri çıkıyor. 6 pin. 1 ve 2. Bunları bu şekilde takıyorum. Ekran kartımı da dikkatlice yerleştiriyorum ki bunlarla yerleşmeyeceğini de göstereyim size. Ben bunları daha sonra takacağım. Şimdi yeniden çıkartıyorum. Ekran kartını dikkatlice yerleştiriyorum. Benim kasam çünkü sıkışık bir kasa. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Şu şekilde. Şurada pin var arkada. Bakın şu anda oturdu. Şuralardan, şu gördüğünüz iki yerden vidalıyorum. Şimdi onları göstermeden önce zaten ben kablolarımı takayım size. Bakın şu şekilde dikkatlice takıyorum kablolarımı.
sıkışık bir kasa olduğu için dikkatlice takıyorum. Sizin kasalarınız daha uzundur. Benim kasam daha ufak. Ben kendime göre almıştım zamanında. Ki benim anakartı aldığım dönemde devasa ekran kartları yoktu. Size bunu da belirteyim. Bu tarz devasa büyük ekran kartları kullanılmıyordu. Şu şekilde bunları ayırıyorum. Yine bir sürü kablo olduğunu belirttim. Bu şekilde takıyorum. Bakın şurada soketlerini tırnakla oturttuğunuz zaman bu şekilde hazır. İki vidasını takıyorum. Ya da isterseniz bir vidayla da tutturabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bu şekilde topluyorum. Aklınızda olsun. Bunu da size belirteyim. Ekran kartı değiştirdikten sonra ekran kartınızın bazı ekran kartları BIOS güncellemesi isteyebilir. Bazı ekran kartları da yani genelde birçoğunun ekran kartı eğer Windows'unuz eski işletim sistemi ise Windows, Linux vesaire eski bir işletim sistemi kullanıyorsanız Windows yani driverlarını ekran kartını indirip tekrar kurmanız gerekiyor. Ama Windows'unuz yeni bir sürüm 9-10 sürümü gibi bir sürümse bunlar da pek driver istemiyor ekran kartları. Bilginiz olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yorum yapmak isterseniz yorum bölümüne yorum yazabilirsiniz. Değişik videolar yapmamı istiyorsanız bunu yine yorum yazarak veya ulaşarak bana söyleyebilirsiniz. Videomu beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.